Doğuştan beyin felci hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz, robotik lokomat tedavi hayaliyle yaşıyor. Edirne'de hiçbir hastanede olmadığı için robotik lokomat tedavisi alamayan Kadir Berke Öz, bu tedaviyi hayatında bir defa Trabzon'da bulunan fizik tedavi merkezinde 10 günlük seansa katılarak aldı. Sakin. Korkma korkma, korkacak bir şey yok. Ben buradayım yani. Heyecan yapma. Ben onlara görünce heyecan yapma. Kadir Berke'nin babası Yakup Öz, robotik lokomat tedavisinin aletinin Edirne'de olması gerektiğini belirterek bunun için Edirne valisi Ekrem Canalp ve eşi Doktor Ayten Canalp'ten yardım talebinde bulundu. Berke'nin doğum esnasında kordon sarılmasından kaynaklı beyine belli bir müddet oksijen gitmemesinden kaynaklı olan bir rahatsızlık. Bu Berke'de sadece hareket sistemini etkiledi. Zihinsel herhangi bir şey yok oğlumun. Ama bu hareket sistemiyle de ince motor hareketlerini yapamıyoruz. Devamlı kaba motor hareketlerimiz mevcut. Bu da ne demek? Berke kalem tutamıyor eliyle, parmaklarıyla. Kendi başına yemek yiyemiyor, suyunu içemiyor. Hiçbir işini kendisi yapamıyor. Yürüyemiyor da, tekerlekli sandalyeye mahkum. İkinci bir insana her zaman mevcut. Berke'yi tekrar topluma kazandırma adına rehabilitasyon merkezlerine gidiyoruz. Manuel olarak fizik tedavi yapıyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Trakya birlikten. Edirne'mizde yok. Lokomat tedavisinde de serebral palsi rahatsızları, inme problemi yaşayan vatandaşlarımız, felç geçiren ve yürüyemeyen arkadaşlarımız, omurilik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız bu lokomatik tedavisiyle tekrar yürüme kazanımlarını geri sağlıyorlar. Lokomat tedavisiyle de alttan başlayarak, yani yürümeyle birlikte beyine sinyalleri gönderiyorlar. Tabii çok bu küçük adımlarla birlikte büyük bir fayda sağlıyor ilerisi için. Ama maalesef bu sözümün başında da söyledim. Edirne'de gerçekten ne tıp fakültesinde ne devlet hastanesinde yok. Benim de sayın valimden, sayın hanımefendiden, zaten hanımefendimiz de doktor, Edirne'de bu işe bir el atmasını, Edirne'ye bu aracı, bu makineyi kazandırmasını rica ediyorum. Gerçekten Edirne'de çok engelli insanlar var, çok rehabilitasyon merkezleri var biliyorsunuz. Veliler devamlı bu çocukları buralara taşıyor. Manuel olarak bu tedaviler yapılıyor. Ama bu seanslarla inanın, bu çocukların tekrar topluma kazanması, o alışkanlıkları geri alması manuel fizik tedaviye göre çok 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 daha erken olacak. Çok da büyük bir faydası var.